Oo, kolay gelsin. Afiyet olsun. Vallahi ne güzel, maşallah, piknikte tamam. Bize de ayırmışsınız herhalde, görüyorum. Süper. Yalnız şunu şöyle bir alalım. Ne oldu size? Başınıza ne geldi sizin? Buyurun, şöyle gelin bakın. Şuram ağrı soktu. Nereniz ağrı soktu? Oy 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 oy. Peki ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadınız, öyle duruyorsunuz. Evet. Arı soktu, öyle duruyorsunuz. Peki arıların tehlikeli olabileceğini biliyor musunuz? Biliyorum. Nasıl biliyorsunuz? Biliyorum da bir şey yapamadım. Biliyorum da burada diyorsunuz da bir şey çok lezzetli. Mangal, zeytinyağı da çok lezzetli. Burada yapabileceğiniz şeyler var. Öğrenmek ister misiniz? Tabii isterim. Tamam, o zaman hemen. Evet, ilk yardım eğitmemiz Ezgi Hanım. Bak, bir şeyler hazırlıyor siz orada. Ne yapıyorsunuz? Teşekkür ya? Ederim. Buz koyuyor. Arı soktu. Orası şu anda kızardı. Evet. Ağrıyor, evet. Sızlıyor. Hafif de kaşınıyor olabilir. Biz hemen oraya şiştiği için, kızardığı için bir buzu, bir beze sardık. Hafif bir şekilde ne yapacağız? Şöyle elinize tutun soğuk bakalım. Soğuk uygulama yapacağız. Buz tutacağız. Ama direkt tutmuyoruz hiçbir zaman. Mutlaka bir şeye sarıyoruz. Bir beze, bir naylon poşette koyuyoruz. Bunu vurgulayalım. Buzu direkt, hatta çok ince bir naylonla bile yaparsanız buz orayı yakar. Yakıyor. Onun için mutlaka bir kumaşla yapmak, bir havluyla yapmak her zaman çok daha mantıklıdır. Bazen çünkü çok ince naylonlara koyuyorlar. Onu koyduğunuzda da aynı etki. Sanki buzu dayamış gibi oluyor. Bu şekilde etrafından buzu tutabiliriz. Çok şanslısınız ama ağzınızın içerisinden de sokabilirdi, biliyor musunuz? Evet. Bu durumda ne olur? Doğru. Ne yapacaksınız? Ağzınızın içinden dili soktuysa, bazen içeceklerin içine giriyor çünkü arılar. Fark etmeden içiyoruz. Dil şiştiğinde ise hayati bir önem ortaya çıkıyor çünkü nefes alamıyoruz. Nefes alamıyoruz. Solunum durmasına bağlı olarak kalp hanımefendi duruyor. Parmak sokacağız diyor. Sokmayalım. Başka önerisi olan var mı? Dilin şişmemesi için. Bakın, sabahleyin bir şey konuştuk. Ezgi Hanım anlattı. İsterseniz bir bahsedin. Yani hiç olmaması gereken ama çok dramatik, aklımızda kalması için. Kötü bir örnek ama bundan 3 yıl önce ağız içerisinden arı tarafından sokulan bir çocuğu hastaneye götürürken dili şişiyor, boğazı kapanıyor. Bir şey sokalım da kapanmasın diye tornavida sokmuşlar. Ve o tornavida soluk borusuna kaçmış. Hani başta söyledim ya, bizim amacımız sağlık ekiplerine hastayı teslim edene kadar durumunun iyi olması, kötüye gitmemesi. O yüzden ağız içerisinden, çok şanssız dediğim gibi, iyi ki sokmamış. Arı ağzınızın içerisinden soktu, diliniz şişmeye başladı. Hemen buz alın, kişiye buz emdirin ya da buzlu dondurmalar var. Buzlu dondurmaları kişiye ısırarak yedirebilirsiniz. Ve hemen bir araca, en yakın hastaneye gidecek şekilde binerseniz doğru bir uygulama yapmış olursunuz. Bana bir kere bir çocuğu getirdiler. Çocukcağızın kolunda kocaman, böyle bu kadar kıpkırmızı bir şey, yanık. Bayağı bildiğiniz yanık. Ortasında bir tane küçücük delik var. Bu ne dedim? Arı sokması. Bu nasıl dedim, arı sokması buradaki? Arı sokması. Arı sokmuş. Arının deliği küçücük. Reaksiyon da yapmamış. Üstüne amonyak basmışlar. Ama amonya koca bir gazlı bezle basmışlar. Bütün deliği yakmış amonyak. Eskiden çok şey yapılırdı, konuşulurdu. Arı sokmasına amonyak iyi geliyor diye. İşte bunların hepsi dediğimiz gibi eski bilgiler. Doğru bilgiler bizim için. Bakın, herkesin kolaylıkla bulabileceği buz. Bir şeye sarıp tutmak. Nedir? Kekik yağı, işte zeytinyağı, bunun benzeri şeyler çok fazla konuşuluyor. Balı duydum. Mikrofonu tutar mısınız lütfen, mikrofon? Domates de önerirler ama bilmiyorum ne kadar doğrudur. Şimdi bizim olayımız aslında, dedik ya, arı soktu. Eğer zehirli bir arı değilse, iğnesini bırakmadıysa endişe edecek bir durum yok. Orası kızardı ve şiştiği için biz ne yapıyoruz? Soğuk uygulamayla bunu baskılıyoruz. Diğer kullandığımız, saydığınız şeyler ne yazık ki doğru uygulamalar değil. Sadece hastaya enfeksiyona mahal verecek bir uygulama da yapmamak gerekiyor. O yüzden temiz olan şey bizim için su, soğuk suyla yıkamak ya da bu. Evet, bir de şunu ayırt etmek lazım. Eğer giderek soluk almasında zorluk oluyor, yüzü kızarıyor, şişiyor gibi durumlar varsa mutlaka acilen bir sağlık merkezine götürmek lazım. Çünkü arı sokması insanda çok zehirli, çok alerjik bir reaksiyon yapıp bütün solunum yollarını kapatabilir. Bir an önce ulaştırmak. Çünkü orada iğneler yapılıp bunlar açılabilir.